Bu soruda fx'i x kare 3x artı 4 olarak vermiş ve parabol üzerindeki apsisi ordinatına eşit olan noktayı sormuş. apsis x ve ordinat y olmak üzere hocam. x'in y'ye eşit olduğu değeri soruyor. Eğer şu y dediğim değer fonksiyonun tamamı olursa fx eşittir y diyorduk. x eşittir x kare eksi 3 x artı 4 diyebilirim. Bu x'i sağ tarafa eksi ile atarsam şuradan da x kare eksi 4 x artı 4 sıfır eşitliğini bulabilirim. Eğer dikkatli bakarsanız burada bir tam kare söz konusu ve x eksi 2'nin karesi oluyor. Bu denklemi sıfırlayan x'i sağ tarafa attığım için artık sıfır eşitleyeceğim. x eksi 2'nin karesini sıfırlayan tek değer 2'ye 2'dir. Bu soruda da denklemin 8 eksi x kare olduğunu söylemiş ve bir parabol olarak vermiş bunu. T noktası tepe noktası olmak üzere T'nin C'ye olan uzaklığı, C'nin E'ye olan uzaklığına eşitmiş ve dikdörtgenin alanının ne olduğunu sormuş. Şimdi hocam şu denklemde x'e 0 verirsem eğer tepe noktası 8'dir diyebilirim. Eğer şu bu arada dikdörtgen vermiş kare değil. Eğer O'dan B'ye olan uzaklık x ise yansımadan ötürü yukarıda x'tir. Ve şu karenin olduğu yerde yani B noktasında parabola x yazarsam beni götüreceği D noktası 8 eksi x kare olur. Dolayısıyla şu yükseklik 8 eksi x karedir diyebilirim. Zaten bana bu dikdörtgenin alanını sorduğu için benden istediği değer 8 eksi x kare ile x'in çarpımı olur. Şimdi hocam kırmızıyla 1'in 2'ye oranı görmüşsündür. Dolayısıyla x'in 2x'e oranını verebilir bu. Yani o'dan e'ye olan uzaklık 2x'tir. Burası bir işime yaramayacak ama tekrar etmek istiyorum. 1'in 2'ye olan oranı aynı mantıkla t'nin d'ye ve D, T'den orijin olan uzaklığını da verir. Yani şuralar 1'in 2 oranını korumak zorunda. Yüksekliğin 8 olduğunu biliyoruz hocam. Dolayısıyla burayı 4'e 4 bölebiliriz. Dolayısıyla da 8 eksi x kare dediğim değer 4 için 4'ü bu taraftan indiğimde 4 eşittir x kare diyebilir ve x için artı eksi 2'den sadece artı 2'yi alabilirim. Şimdi benden istediği denklemde 2 tane şurası 4 olacak. 8 eksi 4 de 4 gelecek. 2 tane 4 de 8'dir ve cevabımız 8 olur diyebilirim. Bu soruda da fx'in x kare artı mx artı n olduğunu söylemiş ve f1'in f3'e eşit olduğunu vererek simetri eksenini yani r'nin kaç olduğunu sormuş. Şimdi hocam verilen değerler x'i 1 ve x'i 3 aldığında y değerleri birbirine eşitse x'e 1 yazalım x'in karesi artı mx'ten m gelir artı n eşittir. x'e 3 yazdığımda da sağ taraftan da 9 artı 3m artı n gelecek. Şimdi hocam şu n'leri sadeleştirebiliriz. 1 ile 9'u 9, 9 sağdileştirdiğimde de şurada 8 kalacak. 3m'i de sol tarafa aldığımda eksi 2m olur. Dolayısıyla m'in kendisi eksi 4'tür diyebilirim. Sadece burada eksi 4x yazarak şurayı istenilen değerin r olduğuna bakalım hocam. Parabol ister yukarıya baksın ister aşağı baksın. Simetri ekseni dediğim yer tepe noktasının x'i kestiği noktadır. Simetri ekseni x'i kestiği nokta yani r dediğimiz nokta. r dediğim değer de zaten eksi b bölü 2 aydı b'yi biliyorum eksi 4. Eksi eksi 4'ten artı 4 gelir. a da zaten 1 Bunu da 2'ye böldüğümde x'in 2 olduğu değer benim simetri eksenim olur. Bu soruda da fx'in x kare eksi x eksi m olarak vermiş ve bu parabolün y eşittir x eksi 2 doğrusu ile kesişmediğini söylemiş. Ve m'in tam sayı olarak en fazla hangi değeri alabileceğini sormuş. Hocam bir parabol ve bir doğru söz konusuysa ve bunlar kesişmiyorsa ortak çözüm denklemlerinde delta'nın sıfırdan küçük olması gerekirdi. Ortak çözüm için şu x eksi 2 dediğim değeri sol tarafı alırsam buradan x kare eksi 2x artı 2 eksi m gelir. 2 eksi m dediğim değer tek başına c olmak üzere bu denklem 0 eşittir ve bu denklemin deltası 0'dan küçük olmak zorundadır. Delta dediğim değer b kare eksi 4 ac'nin kareköküydü. Buranın 0'dan küçük olması için karelerini aldığımda da yine b kare eksi 4 ac'nin 0'dan küçük olduğunu söyleyebilirim. b eksi 2 için karesi 4'tür. Eksi 4 tane a dediğim değer zaten 1 ve c dediğim değer de 2 eksi m oluyor. Buranın 0'dan küçük olması gerekir. Burayı biraz düzenlersem eksi 8 artı 4 m Sol tarafta da 4 var. Küçük 0 için. Artı 4. Eksi 8. Eksi 4 yapar. Bunu da karşıya attığımda 4 ve 4 hem ise m küçüktür 1'dir diyebilirim. Bana m'in tam sayı olarak en fazla hangi değeri alabileceğini sormuştu. m 1'den küçük ve z yani tam sayı için m sadece 0 olabilir diyebilirim. Beşinci soruda da y eşittir x eksi 4'ün tam karesi parabolünün grafiği verilmiştir demiş. ABCD'nin kare olduğunu söylemiş ve C noktasının koordinatları toplamının ne olabileceğini sormuş. Şimdi hocam verilen denklem x eksi 4'ün çift katlı bir denklemi ise o zaman ben A noktasının 4 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 4 verdiğimde beni y değerinde 0'a götürebiliyor. Beraberinde eğer x'e 0 verirsem eksi 4'ün karesi de 16 olacağından şuranın da 16 olduğunu söyleyebilirim. Aynı mantıkla B de 16 olmalı ve yükseklik için 16 diyebilirim. Orijinden A noktasına 4 birim gittiysem parabolün simetrik olması yasasıyla B noktasına da 4 birim gideceğim ve direkt şuranın da 8 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hocam biraz da kareye bakalım. Eğer şöyle bir dik çekersem ve şöyle bir dik daha çekersem bu köşegenler birbirlerini dik keserler. Yüksekliğin 16 olduğunu görmüştük. O zaman şurası da 16'dır. Ve aynı mantıkla burası da 16'dır. Buradaki yüksekliğin tamamı 32 olacağından C'nin Y değeri 32 gelir. X değeri de zaten A'ya tekabül edeceği için burası da 4 olur. Bana soru 4 ile 32'yi topla diyordu. Bu soruda da y eşittir x kare par parabolünü vermiş. C noktasının koordinatları toplamının 15 olduğunu söylemiş ve ABCD karesinin alanının ne olduğunu sormuş. Şimdi hocam C noktasının x'e iz düşümü şurası olur ve bu karenin alt tabanını yansımayla göreceği için ben buraya direkt A diyebilirim. Karenin bir kenarı A olmak üzere. Şu B noktasının iz düşümüne yani x'e A yazdığımda beni parabol şu köşeye götüreceği için de zaten y eşittir x kareydi. Şu yüksekliğinde A kare olduğunu söyleyebilirim. Yani X'e A yazdığımda beni götüreceği değer şurası oluyor. Bununla beraber bir karenin tabanına A dediysem yükseklik de A olmalıydı. Dolayısıyla ben şuranın da A olduğunu söyleyebilirim. C noktasının koordinatları toplamında 15 olduğunu söylemişti. Şimdi C'nin koordinatlarına bakalım. X için A'yı görür alt taraftan. Yükseklik için de A kare artı A'yı görür. Bunların toplamları 15 ise A kare artı 2 A eşittir 15'tir diyebilirim. 15'i de sol tarafa alırsam eksi 15 eşittir 0 için A'nın köklerine bakalım. 5'e 3 için eksi 5'e artı 3 diyebilirim. A eksi 5 ile A artı 3'ün çarpımları. Çarpımları eksi 15 toplamları artı 2 olmalı. A bir 5 gelir bir de A eksi 3 gelir ama eksi 3'ü göremez. Geometrideki uzunluk için negatif değer veremezdik. A sadece 5 değerini alabilir. Dolayısıyla hocam A dediğim değer karenin tabanıydı. Şurası 5 ve yine yüksekliği 5 olmak üzere onun da karesi 25'tir. Bu soruda da fx'i x kare eksi x eksi m olarak vermiş ve bu parabolün y eşittir x eksi 2 doğrusu ile kesişmediğini söylemiş. Ve m'in tam sayı olarak en fazla hangi değeri alabileceğini sormuş. Hocam bir parabol ve bir doğru söz konusuysa ve bunlar kesişmiyorsa ortak çözüm denklemlerinde delta'nın sıfırdan küçük olması gerekirdi. Ortak çözüm için şu x eksi 2 dediğim değeri sol tarafı alırsam buradan x kare eksi 2x artı 2 eksi m gelir. 2 eksi m dediğim değer tek başına c olmak üzere. Bu denklem 0 eşittir ve bu denklemin deltası 0'dan küçük olmak zorundadır. Delta dediğim değer b kare eksi 4 ac'nin kare Buranın 0'dan küçük olması için karelerini aldığımda da yine b kare eksi 4 ac'nin 0'dan küçük olduğunu söyleyebilirim. b eksi 2 için karesi 4'tür. Eksi 4 tane. A dediğim değer zaten 1 ve c dediğim değer de 2 eksi m oluyor. Buranın 0'dan küçük olması gerekir. Burayı biraz düzenlersem eksi 8 artı 4 m. Sol tarafta da 4 var. Küçük 0 için. Artı 4. Eksi 8. Eksi 4 yapar. Bunda karşıya attığımda 4 ve 4 hem ise m küçüktür 1'dir diyebilirim. Bana m'in tam sayı olarak en fazla hangi değeri alabileceğini sormuştu. m 1'den küçük ve z yani tam sayı için m sadece 0 olabilir diyebilirim. Bu soruda da fx'in x kare artı mx artı n olduğunu söylemiş ve f1'in f3'e eşit olduğunu vererek simetri eksenini yani r'nin kaç olduğunu sormuş. Şimdi hocam verilen değerler x'i 1 ve x'i 3 aldığında y değerleri birbirine eşitse x'e 1 yazalım. x'in karesi artı mx'ten m gelir artı n eşittir. x'e 3 yazdığımda da sağ taraftan da 9 artı 3m artı n gelecek. Şimdi hocam şu n'leri sadeleştirebiliriz. 1 ile 9'u sadeleştirdiğimde de şurada 8 kalacak. 3 m'i de sol tarafa aldığımda eksi 2 m olur. Dolayısıyla m'in kendisi eksi 4'tür diyebilirim. Sadece burada eksi 4 x yazarak şurayı istenilen değerin r olduğuna bakalım hocam. Parabol ister yukarıya baksın ister aşağı baksın. Simetri ekseni dediğim yer tepe noktasının x'i kestiği noktadır. Simetri ekseni x'i kestiği nokta yani r dediğimiz nokta. R dediğim değer de zaten eksi b bölü 2a'ydı. B'yi biliyorum. Eksi 4. Eksi eksi 4'ten artı 4 gelir. A da zaten 1'di. Bunu da 2'ye böldüğümde x'in 2 olduğu değer benim simetri eksenim olur. Bu soruda da denklemin 8 eksi x kare olduğunu söylemiş ve bir parabol olarak vermiş bunu. T noktası tepe noktası olmak üzere T'nin C'ye olan uzaklığı, C'nin E'ye olan uzaklığına eşitmiş ve dikdörtgenin alanının ne olduğunu sormuş. Şimdi hocam şu denklemde x'e 0 verirsem eğer tepe noktası 8'dir diyebilirim. Eğer şu bu arada dikdörtgen vermiş kare değil. Eğer O'dan B'ye olan uzaklık X ise yansımadan ötürü yukarıda X'tir. Ve şu karenin olduğu yerde yani B noktasında parabole X yazarsam beni götüreceği D noktası 8 eksi x kare olur. Dolayısıyla şu yükseklik 8 eksi x karedir diyebilirim. Zaten bana bu dikdörtgenin alanını sorduğu için benden istediği değer 8 eksi x kare ile x'in çarpımı olur. Şimdi hocam Kırmızıyla 1'in 2'ye oranını görmüşsündür. Dolayısıyla x'in 2x'e oranını verebilir bu. Yani o'dan e'ye olan uzaklık 2x'tir. Burası bir işime yaramayacak ama tekrar etmek istiyorum. 1'in 2'ye olan oranı aynı mantıkla t'nin d'ye ve d'ten orjinal olan uzaklığını da verir. Yani şuralar 1'in 2'ye oranını korumak zorunda. Yüksekliğin 8 olduğunu biliyoruz hocam. Dolayısıyla burayı 4'e 4 bölebiliriz. Dolayısıyla da 8 eksi x kare dediğim değer 4 için 4'ü bu taraftan indiğimde 4 eşittir x kare diyebilir. Ve x için artı eksi 2'den sadece artı 2'yi alabilirim. Şimdi benden istediği denklemde 2 tane şurası 4 olacak. 8 eksi 4 de 4 gelecek. 2 tane 4 de 8'dir ve cevabımız 8 olur diyebilirim. Beşinci soruda da y eşittir x eksi 4'ün tam karesi parabolünün grafiği verilmiştir demiş. ABCD'nin kare olduğunu söylemiş ve C noktasının koordinatları toplamının ne olabileceğini sormuş. Şimdi hocam verilen denklem x eksi 4'ün çift katlı bir denklemi ise o zaman ben a noktasının 4 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 4 verdiğimde beni y değerinde 0'a götürebiliyor. Beraberinde eğer x'e 0 verirsem eksi 4'ün karesi de 16 olacağından şuranın da 16 olduğunu söyleyebilirim. Aynı mantıkla b de 16 olmalı ve yükseklik için 16 diyebilirim. Orijinden a noktasına 4 birim gittiysem parabolün simetrik olması yasasıyla B noktasına da 4 birim gideceğim ve direkt şuranın da 8 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hocam biraz da kareye bakalım. Eğer şöyle bir dik çekersem ve şöyle bir dik daha çekersem bu köşegenler birbirlerini dik keserler. Yüksekliğin 16 olduğunu görmüştük. O zaman şurası da 16'dır ve aynı mantıkla burası da 16'dır. Buradaki yüksekliğin tamamı 32 olacağından C'nin y değeri 32 gelir. X değeri de zaten A'ya tekabül edeceği için burası da 4 olur. Bana soru 4 ile 32'yi topla diyordu. Bu soruda fx'i x kare eksi -x 3x artı 4 olarak vermiş ve parabol üzerindeki absisi ordinatına eşit olan noktayı sormuş. Absis x ve ordinat y olmak üzere hocam. x'in y'ye eşit olduğu değeri soruyor. Eğer şu y dediğim değer fonksiyonun tamamı olursa fx eşittir y diyorduk. x eşittir x kare eksi 3 x artı 4 diyebilirim. Bu x'i sağ tarafa eksi ile atarsam şuradan da x kare eksi 4 x artı 4 sıfır eşitliğini bulabilirim. Eğer dikkatli bakarsanız burada bir tam kare söz konusu ve x eksi 2'nin karesi oluyor. Bu denklemi sıfırlayan x'i sağ tarafa attığım için artık sıfır eşitleyeceğim. x eksi 2'nin karesini sıfırlayan tek değer 2'ye 2'dir.